salonumuzu teşrif etmişlerdir. Kendilerine AK Parti grubu adına hoş geldiniz diyorum. Haftalık olağan grup genel kurul toplantımızın 26. dönem 3. yasama yılı 3. birleşimini açıyorum. Grup toplantı salonumuzu teşrif eden değerli misafirlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ankara Çankaya, Gölbaşı, Altındağ, Yeni Mahalle, Etimesgut, Pursaklar, Keçören, Sincan ve Mamak ilçe teşkilatları aramızdalar. Hoş geldiniz. Balıkesir Edremit ilçe teşkilatı, Kocaeli Çayırova ilçe teşkilatı, Van Gürpınar ilçe teşkilatı, Bursa Orhan Gazi ilçe gençlik kolları ve muhtarlar, Tokat İl Gençlik Kolları, Düzce Gençlik Kolları ve Kadın Kolları, Burdur İl Gençlik Kolları, Gençlik Kolları iyi maşallah, İzmir İl Kadın Kolları, Türkiye genelinden grup toplantımıza katılan vekil imamlar, Samsun'dan grup toplantımıza katılan mimar ve mühendisler, Avustralya'dan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Portekiz'de düzenlenen 2017 Down sendromlu Avrupa Atletizm Masatenisi şampiyonasında ülkemizi temsil eden özel sporcular, 17 madalya kazanan değerli sporcularımızı tebrik ediyor, hoş geldiniz diyorum. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı aramızdalar. Hoş geldiniz diyorum. Değerli milletvekillerim, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili hükümetimizin gönderdiği tezkereyi inşallah genel kurulda görüşeceğiz. Arkasından nüfusla ilgili kanun değişikliğinin görüşmelerine devam edeceğiz. Cuma günde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışacaktır. Milletvekili arkadaşlarımızın, sayın bakanlarımızın bilgilerine sunuyorum. Grup başkanımız, genel başkanımız, başbakanımız,
haftalık olağan grup toplantısını yapmak üzere kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başbakanım. Evet. Grup başkan vekilimiz hafif dil sürçmesi oldu ama önemli değil. Sen ne de sürekli kağıda bakmakta fayda var. Doğru. İrticalen konuşunca bazen yanlışlıklar oluyor, biz de yapıyoruz. Olur, insanlık hali. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bildiğiniz gibi bugün günübirlik vaki davet üzerine Polonya'ya gitti. Polonya Cumhurbaşkanı'yla görüşmeler yapacak. Dolayısıyla bugün de grup toplantısında sizlerle beraberiz. Değerli yol arkadaşlarım, misafirlerimiz, gençler, hanımefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Grubumuzu şenlendirdiniz. Sözlerimin başında bir rahatsızlık geçiren ve şu anda tedavisi devam eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem Genel Başkanı Deniz Baykal'a şifalar diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi AK Parti grubu adına iletiyorum. Değerli kardeşlerim, yine dün yapılan operasyonlarda, Kuzey Irak bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda el yapımı patlayıcı düzeneğiyle şehit edilen 4 tane askerimiz var, jandarmamız var. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, bildiğiniz gibi Somali'de çok büyük bir terör olayı meydana geldi. Yüzlerce insan, masum insan hayatını kaybetti. Bu vesileyle bir kez daha terörü lanetle, şiddetle kınıyoruz. Terör insanlığın baş belasıdır, ortak tehdittir. Dolayısıyla teröre karşı farklı standartlar, ikiyüzlü davranışlar terörü yok etmeye değil, terörün daha fazla azmasına vesile olmaktadır. 40 yıldan fazla bir süredir terörle büyük mücadele yapmış ve terörden büyük zarar görmüş ülke olarak hep söylediğimiz bir şey var. Hiçbir ülke, hiçbir şehir, hiçbir yer kendisini güvende hissetmez. Terör her zaman her yerde kapıyı çalabilir. Onun için mutlaka bu mücadelede ortak akılla birlikte hareket etmek mecburiyeti vardır. Değerli yol arkadaşlarım, geçtiğimiz hafta yoğun bir haftaydı. Birçok etkinlikler gerçekleştirdik. Grup toplantımızdan hemen sonra 81 ilimizin valisiyle Ankara'da
İçişleri Bakanlığımızın ev sahipliğinde bir araya geldik ve illeriyle ilgili değerlendirmeleri aldık. Ayrıca kışa girerken özellikle terörle mücadele konusunda durum nedir? Bundan sonra neler yapılması gerekir? Bunlarla ilgili kapsamlı görüşmelerimiz oldu. Ayrıca valilerimize yöneticisi oldukları şehirlerde vatandaşlarıyla, hemşerileriyle ilişkilerinde ne yapmaları gerektiğini, hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiğinde kapsamlı bir şekilde görüştük. Merkezi hükümet tabii ki ülkenin genelinin sorunlarını, vatandaşın tamamının meseleleriyle ilgilidir. Ama vatandaşa en yakın birimler belediyelerdir, valilerdir, kaymakamlardır, muhtarlardır. Dolayısıyla eğer merkezi yönetimi beyin baş olarak görürsek, yerel yönetimler, mahalli idareler el ve ayaklardır. El ve ayaklar çalışmadan vücudun, bir bütünün başarılı olma imkanı yoktur. O bakımdan valilerimizin yaptıkları, belediye başkanlarımızın yaptıkları bir ölçüde vatandaşımızın sorunlarını, dertlerini en iyi şekilde çözmek için hükümetimizin belirlediği politikalar çerçevesinde canla başla çalışmaktır. Biz onlara şunu söyledik, özetle dedik ki, iş yaparken usul ve biçim hatalarına takılmayın. Sahada iş yapan, iş üreten herkes hata yapabilir. Eğer usulde hata yaparım diye korkarsanız, şekilde hata yaparım diye korkarsanız hiçbir iş yapamazsınız. Dolayısıyla vatandaşın beklentisi de bir başka bahara kalır. Hata yapmak olur ama hainlik olmaz. Hata affedilir ama hainlik affedilmez. Onun için sahada bulunanların, planlama yapanlara göre çok daha önemli sorumluluğu var, daha da fazla gücü var. Çünkü onlar olayın içindeler. Ankara'dan, uzaktan sorunu tarif etmek, çözümü üretmek pek de mümkün değil. Sahadaki buradan daha iyi bilir. O yüzden çözüm de yerel olmalı, yerinde olmalı. Bunu açıklıkla bütün valilerimize anlattık. İnşallah önümüzdeki günlerde terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda valilerimiz, belediye başkanlarımız, bulundukları şehrin, ilçenin, beldenin, hatta muhtarlarımız, bulundukları köylerin konularıyla çok daha fazla yetki kullanarak gerekli çözümleri üretecekler. Artık her şeyi Ankara'ya havale etme dönemi yavaş yavaş ortadan kalkacak. Gençler, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya imamlar eğilmeden nasıl yapacağız? Rüküye, secdeye nasıl gideceğiz? Onu da düşünün. Biz ancak alçakların karşısında eğilmeyiz.
Rabbimizin karşısında eğiliriz. Eyvallah. Vurdur. Salepler oldu mu? Hazır mı salepler? Hadi bakalım. Gençler, hadi biraz ara verelim de şu işi bitirelim. Sonra istediğiniz kadar tezahürat serbest. Yine geçen hafta NÜSİAD'ın Vizyoner 2017 programı vesilesiyle iş dünyamızda bir araya geldi. İş adamlarımızın ülkeye olan güvenini gördük. Hükümetin çalışmalarına olan inancını gördük. Bundan da memnun olduk. Daha sonrası Cumhurbaşkanımızın başkanlığında genişletilmiş il başkanları toplantısı gerçekleştirdik ve o gün akşamı da Ankara'nın başkent oluşunun 94. yıl dönümü etkinliklerine katıldık. Ankaralı hemşerilerimiz ve başkentte yaşayan yabancı misyon temsilcileriyle beraber olduk. Bildiğiniz gibi hafta sonu Yalova'da Merkez İlçe Kongresi'ne katıldık. Yağmurlu ve bereketli bir gün olmasına rağmen Yalova teşkilatımız o müthiş coşkusuyla bizi karşıladı. Ve çok heyecanlı, çok coşkulu bir kongre gerçekleştirdik. Bu vesileyle Yalova'daki bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kongre süreci devam eden bütün illerimizde, ilçe teşkilatlarımıza da buradan selam gönderiyor, başarılarının devamını diliyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün esnaflarla ilgili yeni bir kararı vatandaşlarımızla, milletimizle paylaşacağız. Eğer bir ülke büyüyecekse, kalkınacaksa bu ancak ve ancak bütün toplum kesimlerinin birlikte hareket etmesiyle, birlikte çalışmasıyla mümkün. Esnafla, çiftçiyle, işçiyle, emekliyle, genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla ortak bir gelecek, ortak bir hedef için çalışan büyük bir aileyiz. Türkiye için çalışan, alın deri döken, akıl teri döken, katma değer üreten herkesin başımızın üzerinde yeri var. Burada esnafımızla ilgili özel bir paragraf açmak istiyorum. Biz esnafımızı büyüyen güçlü Türkiye'nin ana bel kemiği olarak görüyoruz. Böyle gördüğümüz için de 15 yıldır esnafa desteğimiz artarak devam ediyor. 2002 yılı AK Parti'nin ilk iktidara geldiği yıl. Bir yıl boyunca bütün esnafa verilen kredi miktarı 153 milyon lira. 153 trilyon. Bugün ne kadar veriyoruz yıllık? 153 trilyondan 22 katrilyona çıkmış. 153 milyon nere? 22 milyar nere Abdülkadir? Evet. 2002'den bu tarafa 1,5 milyon esnaf ve zanaatkar sadece 70 milyar kredi kullandı. Sadece esnaf için konuşuyorum. Bu yılın ilk 9 ayında esnafa açtığımız kredi
9 milyarı geçti. 2002'den bu tarafa esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından verilen ve düşük faizli krediler için hazinenin sağladığı destek miktarı 5,5 milyar lira. Malum piyasadaki faiz yüksek, bir kısmını hazine üstleniyor. Esnaf bu yükü kaldıramayacağı için şimdilik faizler yüksek olduğundan hazine bu yükü üzerine alıyor. Bu şu ana kadar 5,5 milyar lirayı bulmuş. Helali hoş olsun. Esnaflar üretiyor. Esnaf istihdam sağlıyor. Esnaf ekonomiyi ayakta tutuyor. Unutulan sanatları yaşatıyor. Onun için esnafa ne yapsak azdır, daha fazlasını da inşallah bütçe imkanlarıyla yapacağız. Ama tabii bu yüksek faiz sürekli olacak bir şey değil. Önemli olan faizlerin makul bir seviyeye gelmesi ve artık esnafa faiz farkı desteğine ihtiyaç kalmaması. Hedefimiz budur. Türkiye'nin büyümesi için buna ihtiyaç var ve bu konuda da bundan sonra bazı önemli kararları alacağız. Bu faiz meselesinin Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlarla orantılı olmadığını söylüyoruz. Bugün Türkiye ülke riski primi bakımından son 3 yılda hiç olmadığı kadar iyi durumdadır. CDS dedikleri katsayı bugün 150 civarındadır. Bundan 1,5 sene önce 300'dü. Bütün bunlar ortadayken, büyüme %5'in üzerinde seyrediyorken, küresel ve yerel yatırımlar günden güne artıyorken, faizlerin yüksekte seyretmesinin ekonomik kurallarla izahı mümkün değildir. İnşallah bu konuda hükümetimizin birinci derecede öncelikli maddeler arasında yerini almıştır. Alacağımız tedbirlerle ve ekonomiye yönelik yeni kararlarla faizlerin de kendi doğal sınırı içerisinde kabul edilebilir sınırlara çekilmesini sağlayacağız. Ve böylece yatırımlarda ilave hazine desteği gerekmeden bu yatırımların gerçekleşmesi mümkün hale gelecek. Değerli arkadaşlar, kredi kullanan esnaf sayısı 15 yıl önce 63 bin, sadece 63 bin şanslı esnaf kredi kullanıyordu. Bugün 450 bin esnafımız bu ucuz krediden kullanma imkanına sahip. Kredi sınırı ne? Üst sınırı. 2002'de 5 bin lira alabiliyoruz. Sadece 5 bin lira. Bir sürü bankada muamele, kağıt, getir, götür, imza. Sonunda 5 bin lira. Onun da 5'te birini masraf ediyoruz. Şimdi ne oldu? 150 bin lira. 5 bin liradan 150 bin liraya. Faiz oranı 5 bin lira para alıyor. O da başarabilirse faiz oranı da %47. Aldığı paranın yarısını kesiyor veya yarısı kadar daha fazla geriye para alıyor. Tam bir soygun. Tam bir soygun. Şimdi ne kadar? 0 ile 4,5 arasında. 4,5'un üzerinde yok. Üstünü hazine karşılıyor. Kefaret kooperatifleri var. Ancak 400 tanesi, 402 tanesi
kredi alabilir şekilde yapılan denetlemelerle kredi alabilir onayını almış. Şimdi ne kadar? 900 kooperatifimiz kredi alabiliyor. Yeni bir adım. Tescom'la, Halk Bankası'yla hükümetimiz yeni bir adım atıyor. Şimdi burası esnaflarımıza yeni müjde. Dikkatli dinlesinler. Esnaf ve sanatkarlarımızın kullanacağı işletme kredisi sınırı 150 binden 200 bine çıkarılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Esnaflarımız, sanatkarlarımız eğer bulunduğu iş yerini satın almak istiyorlarsa bunun için de kredi alacaklar. Esnafımız eğer iş yerini satın almak isterse 500 bin lira krediyi 10 yıl vadeyle alabilecek. Bu da büyük bir iş. 500 bin lira para alacak, 10 yıl vadeyle geri ödeyecek. Ve nihayet esnaf ve sanatkarlarımız iş yerinde yeni araç alırsa, binek olur, kamyonet olur, kamyon olur, minibüs olur, ne olursa olsun, ihtiyacı olan bir araç alırsa, sıfır araç, taşıt edindirme kredisini de kullanabilecek. Bunun da vadesi 5 yıl. Ve bu da 500 bin lira. 500 bin lira 5 yıl vadeyle alabilecek. Tabii bütün bunların faizi piyasa faiziyle değil, özel hazinenin desteklediği düşük oranlı faizle olacak. Bütün bu yenilikler esnafımıza hayırlı uğurlu olsun. Burada tabii Tescom'un, Halk Bankası'nın ve hükümetimizin önemli birlikte çalıştığı bir konudur. Bu vesileyle Tescom Genel Başkanı'na ve ekibine de teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı malum. Arkasından da Bakanlar Kurulu toplantısını yaptık. Hepinizin bildiği gibi Milli Güvenlik Kurulu'nda olağanüstü halin uzatılmasına yönelik bir tavsiye kararı çıktı. Bugün de hükümetimiz dün yaptığı toplantıda bu tavsiye kararı doğrultusunda uzatma tezkeresini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Bugün de zannediyorum az önce Grup Başkan Vekilimiz bu tezkerenin bugün görüşüleceğini ilan etti. Değerli arkadaşlar, yani olağanüstü halin bir keyfiyet değil, bir mecburiyet dolayısıyla alındığını bir kez daha söylemek istiyorum. Ya durup dururken niye olağanüstü hal ilan edin? İşte etrafa bakıyorsunuz, her gün bir yerde bir olay patlak veriyor. Bir yandan Türkiye FETÖ'yle, DAEŞ'la ve PKK'yla amansız bir mücadele veriyor. Dolayısıyla bu şartlar altında olağanüstü halin 3 ay süreyle tekrar uzatılması görüşü benimsendi ve bu Yüce Meclis'in takdirine sunuldu. Bildiğiniz gibi İdlib'de, Suriye'de gerilimi azaltma ve çatışmasızlığı sağlama, ateşkesi devam ettirme görevi Rusya ve Türkiye tarafından Astana'da alınan karar çerçevesinde ifa edilecek, yerine getirilecek. Bu maksatla silahlı kuvvetlerimize, askerlerimiz teçhizatlarıyla birlikte İdlib şehrinin etrafında gerekli konuşlanmayı yapıyorlar. Bu faaliyetlerine
başladılar. Bu çerçevede bir yandan burada terör olayları önüne geçilecek, diğer yandan da olası bir yeni çatışmada ülkemize olan göç baskısını kontrol altına alacak. Diğer yandan Irak'ta da bazı gelişmeler yaşandı. Bu son iki gün içerisinde yasa dışı, anayasaya aykırı bir referandum Kuzey Irak bölgesinde yapıldı. Bütün ikazlara rağmen yapıldı. Bütün dünya karşı çıkmasına rağmen yapıldı. Barzani ve ekibinin inadı yüzünden burada böyle bir yanlış yola girildi. Ve referandum arkasından Kuzey Irak bölgesel yönetimine yönelik Irak, Türkiye, İran bazı yaptırımlar uygulamaya koyacağını kamuoyuna ilan etti. Ve bu bağlamda Türkiye Erbil'e, Süleymaniye olan uçuşları durdurdu ilk olarak. İkinci olarak da Türk hava sahasını bu bölgelere olan uçuşlar için kapattı. Şimdi yeni tedbirler kapıda. Bu tedbirlerden bir tanesi İbrahim Halil sınır kapısının merkezi Irak yönetimine devredilmesi. Bununla ilgili Milli Güvenlik Kurulu tavsiye kararı doğrultusunda süreci başlatmış bulunuyoruz. Baştan beri bir şey söylüyoruz. Bizim amacımız Kuzey Irak'ta, Erbil'de, Süleymaniye'de, Dohuk'ta, Kerkük'te, Musul'da ve diğer bütün bölgelerde yaşayan Kürt, Arap, Türkmen, oradaki yerli ahaliyle bir sorunumuz yok. Bugüne kadar hem Saddam'ın katliamlarından hem Körfez harekatından onların bütün sıkıntılarına, bütün sorunlarına çözüm üretmiş, dar zamanlarında hep yardımı olmuş Türkiye'nin ne kadar yanlış yaparsa yapsınlar bu baştakiler, bu tutumu değişmeyecek. Çünkü yanlış yöneticilerin hesabını biz masum insanlara soramayız. Bizim değerlerimize bu uymaz. Hesabı bu kararı verenler ödeyecek. İş bu kadar basit. Ve nihayet ödemeye de başladılar. Burnunun doğrultusunda karar verirsen işte olacaklar budur. Irak merkezi yönetimiyle bu konuda yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada bildiğiniz gibi pazarı pazartesiye bağlayan gece Kerkük'te merkezi Irak yönetimi, Irak güçleri bir operasyon başlattı ve burada Kerkük'ün tamamen PKK unsurlarından ve peşmergelerden temizlendiği bilgisi geliyor. Bizim burada değerli arkadaşlar, yıllar boyunca işin tarihi derinliğine baktığımızda yıllar boyunca orada sistematik olarak demografik yapıyı fiili durumlarla değiştirme gayretlerinin olduğunu görüyoruz. Hatırlayın, daha birkaç yıl önce bütün kayıtlar yakıldı ve bir oldu bittiyle orada Kerkük bir Kürt şehridir diye bir fiili durum yapıldı. Bunu Türkiye olarak asla kabul etmedik. Şimdi Kerkük'ün tekrar Irak merkezi yönetimi tarafından kontrol altına alınmış olması müsbet bir gelişmedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu bölgenin tarihi derinliğine uygun olarak
bozulmaya çalışılan demografik yapıyı tekrar tesis edecek bir yönetim tarzını uygulamaya koymaktır. Aksi halde sorunlar tekrar devam eder. 50 sene öncesine gittiğimiz zaman Kerkük'ün demografik yapısında çoğunluğun Türkmenlerden oluştuğunu görüyoruz. Ama zaman içerisinde yapılan baskılar ve dışlama politikalarıyla bu durum değişmiş. En son Peşmerge'nin yaptığı fiili durumla da maalesef durum daha da kötüleşmiştir. Türkiye olarak Kerkük'te yaşanan olayları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ve Kerkük'te demografik yapıyı titizlikle korumaya yönelik her türlü çabaya katkımız devam edecek. Bölgede yaşayan etnik gruplara yönelik tavrımız çok açık ve nettir. Bu konudaki hassasiyetimizi aynen sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, diğer önemli bir konu da bildiğiniz gibi bugün bu hafta komisyonda görüşülen bir torba yasa tasarısı var. 130 maddeden fazla olan bu tasarıda birçok toplum kesimini ilgilendiren konular var. Mesela bunlardan bir tanesi belediyelerde emlak vergi beyannameleri veriliyor her 4 yılda bir. Bazı belediyeler ellerindeki parayı, bütçeyi doğru dürüst kullanmıyor, çarçur ediyor, para bitince vatandaşın malına göz dikiyor. 100 liralık yere 5000 lira kıymet koyuyor. Burası dağ başı mı kardeşim? Yani sana verilen bir yetkiyi bu kadar aymaz bir şekilde nasıl istismar edersin? Şimdi buna el attık. %50'den fazla arttıramayacak. Hiç kimse. 100 liraysan fazla 150 lira. Ha bunlar da daha ziyade muhalefet belediyeleri yapıyor. Bunu da bilin ya. Vatandaşın bilsin. Yani seçip getirdikleri belediyeler yapıyor. İster muhalefet, ister iktidar, kim yaparsa yapsın. Belediyeler verilen bu hakkı kötüye kullanamaz. İşte istemezdik böyle bir sınır getirmeyi. Ama sorumsuz davranırsanız, vatandaşı yok sayarsanız böyle bir sınırlama elbette gelecek ve böylece vatandaşlarımızın basiretsiz yöneticilerin hatalarının bedelini ödemesinin önüne geçiyoruz. %50 daha fazla yukarı çıkamazsın. Aslında normalde enflasyon oranı onu geçmemesi lazım. Ama olur ki hadi orada bir değişik imar uygulaması olur, yol geçer, şu olur, bu olur. Biraz fazla değer artışı olur. %3500, %5000 olur mu be kardeşim? Bu büyük gasttır, gaddarlıktır. Bunların hesabını verecekler. Öyle ben yaptım oldu yok. Şimdi tıpış tıpış o aldıkları paraları geri verecekler. Yeni beyannameler düzenlenecek. Vatandaş 100 liralık bir değer var.